Estoril, Hayduk Split, Pauk ve Famalicao gibi kulüplerde görev almış Mario Branco. Mario Branco her zaman kazanan adam. Bunu söylemek lazım. Kariyeri çok ilginç gelişmelerle dolu Mario Branco'nun. Kazanan adam olduğunu görüyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü her gittiği yerde bir şeyler kazanmış. Zaferler elde etmiş ve kupalar kazanmış. Kendisinin hatta şöyle bir sözü var. İyi bir hazırlık ve planlamanız olmazsa kaybetmeye hazırlanmanız gerekir diye. Okan Özkan şu an Mario Branco'nun yardımcılığını yapıyor. Ve 2018 yılından beri Fenerbahçe'de bir fiil çalışan bir isim. Markaj'a hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco üzerine konuşacağız. Fenerbahçe futbol planlaması üzerine yorumlarda bulunmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. En son Fred'de duyduk. Projeye ikna olma noktasında Mario Branco'nun faktörünü. Ama Mario Branco'ya geçmeden önce biraz Fenerbahçe futbol planlaması üzerine konuşmak istiyorum. Zira Ali Koç 2018'de başkan olduğunda bir futbol yapılanmasından ve bir vizyondan söz etmişti. Fakat sportif başarısızlıklar bu vizyonun gerçekleşmesini biraz sekteye uğrattı açıkçası. Neydi o planlamada yer alan hiyerarşi bir futbol aklı, bir sportif direktör beraberinde onunla koordineli çalışacak bir futbol altyapı ve futbol akademi ve A takıma etki eden U14'ten belki U13'ten A takıma kadar hepsinin bir arada olduğu, bütün futbolcuların bir arada geliştiği tesisleşme. Tesisleşme projesi de yakında hayata geçecek gibi duruyor. Onun üzerine de konuşmaya çalışacağız kanalımızda. Şu an gelinen planlama üç farklı kolda gerçekleşiyor diyebiliriz. En azından benim gözlemlediğim planlama bu yönde gerçekleşiyor. Sportif direktör ve sportif direktör yardımcısı, futbol şubeden sorumlu yöneticiler ve ikisini koordineli bir şekilde iç içe geçmiş bir şekilde gözlemlediğimiz bir futbol altyapı. Buna bağlı olarak giden bir koordinasyon söz konusu. Sportif direktör Mario Branco geçen sene operasyon direktörü olarak çalıştı. Bu sportif direktörlük makamında futbol planlamanın ana faktörlerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda yöneticiler var. Futbol şubeden sorumlu transfer operasyonlarını yürüten. Ve bu yöneticilerle Mario Branco'nun bağlantılı olduğu futbol altyapı var. Burada da genel koordinasyonu sağlayan isimler var. Ve genel hiyerarşi ve şablon netleşmiş gibi gözüküyor. Şimdi biraz Mario Branco'dan bahsedelim. Neler yapmış? Fenerbahçe'de bu sezon transfer etkinliği noktasındaki genel değerlendirmeleri neler? Bunlara değinelim ama önce biraz Mario Branco'yu tanıyalım isterseniz. Dediğim gibi en son Fred transferinde Mario Branco isminin etkinliğini duyduk. Fenerbahçe'de Fred'in ikna edilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi noktasında önemli bir rol sahibi olduğunu düşünüyorum ve projeye ikna etme noktasında. Biraz Mario Branco'dan başlayalım istiyorum açıkçası. 47 yaşında Portekizli futbol adamı ve spor yöneticiliği diploması bulunuyor. Aynı zamanda UEFA B lisansına da sahip. Kısa bir dönem teknik sektör yardımcılığı da yapmış. Kendisi babasının teknik direktör olmasından sebep yaklaşık 20-25 yıldır futbolun içerisinde diyebiliriz. 2004'ten beri futbolun içerisinde çeşitli görevlerde yer almış. Ve babası futboldan geldiği için aynı zamanda bir teknik adam olduğu için iletişimini, futbolcularla olan diyaloğunu ve genel network'ünü çok geliştirdiğini söylüyor o günden beri. 6 dil biliyor Mario Branco. Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rumence'yi akıcı konuşabildiğini görüyoruz. Belki Türkçe de öğrenir. Burada uzun yıllar görev yaparsa. Türkçe diline de hakim olursa ben dilin önemli bir bariyer olduğunu düşünüyorum futbolda. Bu bariyeri aşar. Babasından söz ettik. Babasının teknik adam oluşunun ona ve futbola bakışına olan etkisinden söz ettik. Neler yapmış futbolda biraz ondan da bahsedelim istiyorum. Scout, şef scout, teknik adam yardımcılığı, yardımcı antrenörlük, genel direktörlük ve futbol direktörlüğü birçok farklı alanlarda görev almış, 6 farklı ülkede ve 6 farklı futbol coğrafyasında çalışan Mario Branco ülkemizde de yaklaşık 2 yıldır görevi yapıyor ve operasyon direktörlüğünün ardından burada da aslında etkili olduğu alan olan sportif direktörlük makamına getirildi. Tabii ki de bu makamın sportif direktörlük görevinin futbol iklimimizdeki yeri, rolü çok belirgin değil açıkçası. Tam olarak görev tanımlarını da bilemeyebiliyoruz. Sportif direktörlerin ama sorumlu oldukları temel alan transfer. Fenerbahçe'de de Mario Branco'nun iş bitirici noktada özellikle futbolcuların Fenerbahçe'ye transfer oluş hikayelerinde etkin rol oynadı. Belki onun scouting ağından, bu network'ünden de ilerleyen süreçte Fenerbahçe daha etkili faydalanacaktır. Şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle bu transfer döneminde futbolcu transferi, teknik adamların belirlenme sürecinde yaptığı görüşmeler teknik adamlarla yaptığı görüşmeler Fenerbahçe'de kullanım alanları arasında gözüküyor. Mario Branco'nun daha doğrusu etkili olduğu alanlar arasında gözüküyor. Şimdi dedi ki Mario Branco 6 farklı ülke ve iklim görmüş, futbol iklimi görmüş. Neler yapmış? Biraz ona değinelim. Vista Krakow, Saglabia Lubin, Stadion Ponte Pontevedra gibi kulüplerde şef scout olarak çalışmış. Burada scouting ağını genişlettiğini görüyoruz. Oyuncu gözlemleme, yetenek keşfetme, takımın neye ihtiyacı olduğunu, hangi oyuncu profiline ihtiyacı olduğunu buralarda genç yaşta deneyimlemiş. Daha sonra Portekiz'de Liex Loes kulübünde kısa bir asistan menajerlik deneyimi de var. Burada da zaten UEFA B lisansı alıyor. Sportif direktörlük macerası da Astra Ploneiste de başlıyor. Burada yöneticilik vasıflarını geliştirmeye başladığını söylemek mümkün. Spor yöneticiliği ve futbolun planlanması deneyimlerini burada kazanıyor. Buradanın takip eden, bu kariyerin takip eden sürecinde Estoril, Hayduk Split, Paok ve Famalikau gibi kulüplerde görev almış Mario Branco. Buralarda neler yaptığını ve aldığı bazı önemli kararları ve hamleleri sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Estoril ile başlayalım. Estoril onun çalıştığı dönem Brezilyalı sahipleri olan bir kulüp. Ve kendisinden düşük maliyetli, genç ve yüksek bonservis geliri elde edilebilecek transferler isteniyor. O dönemin en göze çarpan hamlesi şüphesiz Diego Carlos transferi. Diego Carlos'u çok az bilinen bir takımdan transfer ediyor ve çok cüzi meblalara transfer ediyor ve yaklaşık 45 milyon euroluk bir oyuncuya dönüşüyor Diego Carlos. Hayduk Split altyapısından A takıma çıkardığı Nikola Vlasic şu an yaklaşık 30 milyon euro piyasa değeri olan oyuncular arasında gözlemlenebilir. Pauk da assetlere, kulübün yetiştirdiği değerlere verdiği önemi Giannullis'in A takıma çıkarılmasından görebiliriz. Şu an o da yaklaşık 7-8 milyon euroluk bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Yine Pauk akademinin yetiştirdiği Zolis Premier Lig'e transfer yaptı onunla beraber çalıştığı dönemde. Ve son olarak Paris Saint Germain'in 60 milyon euroya yakın bir bedelle kadrosuna kattığı Ugarte. da Ugarte transferini gerçekleştiriyor. Oradan Sporting'e transfer yapıyor. Şu anda da Paris Saint Germain'de oynuyor. Baktığınız zaman önemli hamleler, takımların ihtiyacına yönelik transfer hamleleri bunlar göze çarpan oyuncular. Fenerbahçe'de de sportif direktörlükte ilk yılında iyi bir kadro mühendisliği yaptığını, iş bitirici noktada ikna etme noktasında oyuncuları önemli görev aldığını söylemek mümkün. Belki ilerleyen dönemde dediğim gibi... Scouting ağından da Fenerbahçe daha çok faydalanacaktır. Mario Branco her zaman kazanan adam. Bunu söylemek lazım. Kariyeri çok ilginç gelişmelerle dolu Mario Branco'nun. Kazanan adam olduğunu görüyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü her gittiği yerde bir şeyler kazanmış. ...zafeler elde etmiş ve kupalar kazanmış. Kendisinin hatta şöyle bir sözü var. İyi bir hazırlık ve planlamanız olmazsa kaybetmeye hazırlanmanız gerekir diye. Neler yapmış kariyerinde neler var? Buradan da ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe de bu kazanan kimliğini geçen sene yansıttı ve belki bu sene de yansıtacak. Şöyle bir notlarımız arasından bakalım. Lubin'de Polonya şampiyonu oluyorlar ve Süper Kupayı kazanıyorlar 2006-2007'de. Onun yer aldığı ekipte Estoril'i tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına götürüyor. E, sportif direktörlük yaparken teknik direktör arkadaşı Marco Silva ile beraber 12-13 sezonunda. Hayduk Split'te puan rekoru kırıyorlar. Kulüp puan rekoru kırılıyor ve 25 yıl sonra gol kralı çıkarıyor Hayduk Split. Geçen sene de Valencia Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu. Operasyon direktörüydü Mario Branco. Fenerbahçe'de uzun süredir gol kralı çıkarmıyordu. Bu da kariyerinden ilginç bir anekdot. Yine genç takımında Hayduk Split'te onunla başarılı olduğu bir dönem var. Pauk 34 yıl sonra yenilgisiz şampiyon oluyor. Sportif direktör Mario Branco'nun döneminde ve lig kupasını kazanıp duble yapıyorlar. Aynı zamanda o dönem UEFA'nın en iyi kulüpler sıralaması ve en iyi kulüpler araştırmasında PAOK'a yer veriliyor. Fenerbahçe'de de operasyon direktörüyken uzun yıllardır kulübün müzesine girmeyen kupalardan biri olan Ziraat Türkiye Kupası kazanılıyor ve Fenerbahçe'de bence Fenerbahçe gibi bir kulübün 2-3 yıl bile şampiyonluğu beklememesi lazım. Uzun süredir şampiyon olamayan bir süreçte şu an ilk sportif direktörlük yılını bu sene geçirdi. Bu senenin sonunda Fenerbahçe onun sportif direktörlük döneminde şampiyon olacak mı? Bunu da göreceğiz. Her zaman kazanan adam bu sefer kazanacak mı? Sezon sonu hep beraber değerlendirmesini yapacağız. Son olarak bir iki noktaya daha değinmek istiyorum. Bunlardan birisi Okan Özkan. Şu an Mario Branco'nun yardımcılığını yapıyor ve 2018 yılından beri Fenerbahçe'de bir fiil çalışan bir isim. Kasımpaşa'da alt yaş kategorilerde antrenörlük yaptıktan sonra Fenerbahçe U14 takımını 2 çalıştırıyor sevgili Okan Özkan. Daha sonra bir aylık süreci var galiba yanlış bilmiyorsam kariyerinde yanlış görmediysem çok kısa bir Vodafone'da finansal departmanda çalışıyor. Buradan sonra Fenerbahçe'de bu tarz bir katkı sağladığını söylemek lazım çünkü harcama limitleri getirildi Türkiye'de kulüplere biliyorsunuz. O dönem Fenerbahçe'de de finansal raporlama ve bütçe planlamasında Emre Belezoğlu'nun ekibinde yer aldı Okan Özkan. Şimdi ise Mario Branco'nun futbol planlamada sportif direktör yardımcılığını yapıyor. Aslında Fenerbahçe'de ideal hayal edilen o futbol yapılanmasının o vizyon 2018'den sonra sportif başarısızlıkların her sene yeniden yapılanmaya iten süreçlerin ardından bu sene daha iyi yapılandığını görüyoruz. Sanki bu sene daha görev tanımları net, hiyerarşi net. Daha koordineli bir süreç var ve bana göre açıkçası 2018'den beri Fenerbahçe ilk kez çok doğru bir kadro mühendisliği yaptı. Çok iyi bir planlama yaptı ve Ali Koç döneminde bence yapılmış en iyi planlamayı Mario Branco'nun sportif direktör, Okan Esko'nun sportif direktör yardımcısı ve futbol şubeden sorumlu yöneticilerle beraber ortaya koydular. İsmail Kartal'ın Teknik direktörlüğünde bu serüven bakalım nasıl sonuçlanacak. Son bölümde de Mario Branca'nın birazcık sosyal raporuna değinmek istiyorum çünkü günümüzde scouting raporlamaları yapılırken futbolcuların sosyal raporları muhakkak çıkarılır. Sosyal medya kullanımları, sosyal yaşantıları, aile hayatları bunlar önemlidir. Mario Branca da bence Wanderkid Sportif Direktörlerden biriydi açıkçası kariyeri itibariyle. Sosyal raporunu da şöyle incelemek istiyorum. Yeni medya ve dijital medyada bilimsel çalışmalarda bulunmuş birisi olarak onun birazcık sosyal medya hesaplarını inceledim. Özellikle Instagram'ındaki mesaj tonu çok hırslı, bir şeyler başarmak isteyen ve o başarıları da çeşitli göndermelerle sunan bir isim. Fred transferinden sonra bir paylaşım yaptı Okan Özkan'la ve bırak işin konuşsun notunu paylaştı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası kazandığında da Fenerbahçe Şöyle bir paylaşım yapmıştı. Biz ilk zaferi elde ettik. Bu asla yetmez ama sana inanmayanlara, başarılı olamayacağını düşünenlere bu mesajı verebilirsin tarzı. Böyle hırslı, gönderme içeren ve kazanan kimliğini gösteren bir yapısı var. Yani sosyal medya paylaşımlarında da bu mesaj tonunu tercih ettiğini gözlemlemek mümkün. Referans olarak kabul edebileceğimiz Mertcan Bulca'yı da bizlere sunduğu bilgi aktarımından ötürü bu videoda değinmek istiyorum açıkçası. Kendisi çok güzel çalışmalar yapıyor. Değinmeden olmaz. Mertcan Bulca'ya da teşekkür ederiz. Mario Branco'yu anlatmaya çalıştık. Fenerbahçe futbol yapılanmasına dair çeşitli değerlendirmelerde bulunmaya çalıştık. Aynı zamanda Fred videomuz da var. Kanalda izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Mario Branca'nın özellikle onun transferinde projeyi çok iyi anlattığını Fred'in kendi ağzından duymuştuk. Fenerbahçe'de her zaman kazanan adamın bu sene kariyerini nasıl ilerleteceğini hep birlikte izleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.